derste Fikrim'in İncegül eserini öğretmeye çalışacağım. Müziği muallim İsmail Hakkı Bey'e ait semai bir eserdir arkadaşlar. Semai demek Türk sanat müziğinde Batı müziğine göre valse karşılık geliyor. Yani üç zamanlı dans formu gibi düşünebilirsiniz. Batı müziğinde vals dediğimiz şeye biz Türk sanat müziğinde semai diyoruz. İkisi de aynı şey. Düm, tek, tek kalıbıyla, ritim kalıbıyla çalınır. Batı müziğinde de 1-2-3, 1-2-3 şeklinde çalınır. Yani özet olarak Batı müziğindeki vals formu sanat müziğimizde semai olarak geçiyor. Hemen sahilden başlayalım. Bu eseri öğretirken çok fazla saymayacağım. Zaten eseri biliyorsunuz. O yüzden notalarını söyleyerek geçeceğim. En başlangıçta intro kısmı var. Introyu bir sayfa şeklinde aldım. Aslında tekrar işareti olarak iki satırı tekrar işaretiyle halledebilirdim. Ama küçük değişiklikler gösterebilmek için ben tekrar işaretiyle değil de 4 satır boyunca, bir sayfa boyunca intro yazdım. Demek istediğimi birazdan göstereceğim. Şimdi en baştan başlayalım. Sol, orta konumda oy görüyorsunuz. İkinci oktavdayız. Sol, la, si, la. Bu arada parçamızda si'ler bemol. Sol, la, si, la. Sol ikinci parmak alıyorum. Sol, la, si, la. Ondan sonra kaldırıp beşinci parmağı la'ya getirin. La, sol, fa, mi, re. Çünkü la'dan re'ye kadar sekizlikler halinde nota çalacağız. La, sol, fa, mi, re. Do'yu burada ikinci parmak alın. Do, re, mi. Do, re, do, si, si, la, la, si, do, re, mi, fa. Ondan sonra tekrardan sol, la, si, la. Sol, la, si, do, si, la. Bakın işte. İşte burası tekrar ediyordu ya. Ama ikinci tekrarda küçük süslemeler eklenebilir. Yani ben buraya bir tane süsleme ekledim ama sizler aklınıza gelebilecek her türlü süslemeyi yapabilirsiniz. Mesela yukarıda neydi? Sol, la, si, la. Üçüncü ve dördüncü ölçü. Ama buradaki üçüncü ve dördüncü ölçü. Sol, la, si, do, si, la. Mesela. Yani ritmi bozmayacak şekilde yapabilirsiniz. La, la, si, do, si, la. Yani her türlü süslemeye açık bir eserdir. O süslemeleri yapabilirsiniz. Oradaki işte tekrar işaretiyle yazmamamın sebebi o. İkinci tekrarlarında yani monotonluğu önlemek için ve tek düzeliği önlemek için aslında aynı melodi üzerinde farklı süslemeler yapabilirsiniz. La, la, sol, fa, mi, re. Mesela burada. La, sol, fa, mi, re. Dördüncü satırdayım, birinci sayfa. La, sol, fa, mi, re yerine örnek veriyorum. Ta, 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 ta. Pardon. Tan, ta, 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 ta. Yani la, si, la, sol, fa, sol, mi, fa, re. Yani giriş, üçüncü satırdan alıyorum bakın. Sol, la, si, la, sol, la, si, do, si, la. Dediğim gibi süslemeye açık bir melodi, yalın bir melodi. Sizler ister notasını çalın, ister süsleyin. Süslemek şart değildir. Ha tabii ki de süsleme yapacağız diye ritim de bozulmasın. Yani ritmi bozmadan süsleme yapın. Ya da yapmayın. Yani o tamamen sizin tercihinize kalmış. Belki de süsleme yapmak sizin kulağınıza o kadar da iyi gelmiyor. Yalın çalmak, sade çalmak daha güzel geliyor. Bu kişiden kişiye değişir tabii ki de. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Ondan sonra ikinci sayfadayım. Sözler kısmına geliyoruz. Sözlerle intro aynı zaten. Sol, la, la, la. Sol, la, si, la. Sol, la, si, si, la, la. Sol, sol, fa, fa, mi, fa. Tekrar dönecek. Ben tekrar yapmayacağım şimdi. İkinci sayfa, üçüncü satırdayım. Mi, fa, fa, sol, mi, re, re, do, re. Mi, re, do, si, la, si, 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 la, sol, do, si, si, la. Birinci dolaptayım bakın. La, si, do, re, mi, sol, mi, fa, fa, sol, mi, re, re, do, re. Mi, re, do, si, la, si, 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 la, sol, do, si, si, la, la. İkinci dolapta da bitiriyorum. Şimdi ikinci sayfa, üçüncü ve dördüncü satırı sayarak yapacağım. Orada farklı ritimler var. Çok yavaş sayarak yapıyorum.
1 ve 2 ve 3 ve 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 1 2 3. Sahil komple bitti. Yavaş yavaş çalışırsınız. Sonra da sol ele göstereyim hemen hızlıca. Sol elde de çok fazla zor bir şey yok. Başlıyorum. 1 2 3 1 2. İlk giriş sol si bemol re, yani sol minör akoru. İkinci akorda la do mi, la minör akoru. Bir, sol si bemol re, si bemol re, la do mi, do mi, sol si re, si re, la do mi, do mi. Kaldırıyorsunuz, re'ye atlıyorsunuz. İkinci satır, birinci sayfa. Re fa la fa la la do mi, do mi, sol si re, si re, la do mi, do mi. Üçüncü satırdayım. Sol si re, si re, la. 1 ile 3 aynı. Sol si re si re la do mi do mi, sol si re si re la do mi do mi. Birinci satırla üçüncü satır aynısı. Yine dördüncü satırla ikinci satır üçüncü ölçüde sadece farklılık var, bakın. Re fa la fa la yapıyor yine. İkinci ölçüde de yine aynısı, la do mi do mi. Bu sefer sol değil de si bemole gidiyor. Güzel bir farklılık var orada. Si bemol re fa re fa la do mi do mi. Yani dördüncü satırı özetliyorum, bakın. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde olacak. Birinci sayfanın sol elde bitti. Ondan sonra ikinci sayfadayım. İkinci sayfa daha sade gidiyor. Re fa la fa la ile başlıyor. Re minörle başlıyoruz. İkinci sayfa başı. 1 2 3 yine re fa la fa la. Kaldırıyorsunuz. Sol si bemol re si bemol re. Tekrardan re'ye gidiyor. Sol'e dönüyor. İkinci satırdayım. Sol. Tekrar sol. Ve sonunda da re. Yani ikinci satırda 3 ölçü sol minör. En son ölçü de re minör. Ve tekrara geri dönüyor. Yani ikinci sayfa. Birinci ile ikinci satır. Re minör ve sol minörlerden ibaret. Başka bir şey yok. Sonra ikinci sayfa. Üçüncü ve dördüncü satır ezberlemesi daha kolaydır. Çünkü artık burada sıralı sesler gidiyor, bakın. Re, do, si bemol, la. Gördünüz mü? İkinci sayfa, üçüncü satır. Re, fa la, fa la. Do, mi sol, mi sol. Si bemol, re fa, re fa. La, do mi. Do mi son satırdayım, ikinci sayfa sol'e geçiyor. La'dan sonra aslında devam ediyor. Bakın re'den ikinci sayfa üçüncü satırda re'den başlıyor sol el. Re, do, si bemol, la, sol. Dördüncü satır ilk ölçüye kadar devam ediyor. Sol, si bemol, re, sol, si bemol, re. Yine iki satır, iki ölçü, yine sol minör. Ondan sonra si bemol'e geçiyor. Si bemol, re fa, re fa ve la, do mi, do mi şeklinde bitiriyor. İkinci sayfa, üçüncü satırdan alıyorum. Re, fa, la, fa, la, do, mi, sol, si bemol, re. La, do, mi, sol, si, re, si, re, sol, si, re, si, re, si, re, fa, la şeklinde ikinci dolapta bitirecek. Sağ el, sol el ayrı ayrı gösterdim. Şimdi de gelelim birleştirmeye, ondan sonra da özet şeklinde çalıp dersimizi bitiririz. Şimdi notaların isimlerini söyleyerek yavaşça çalacağım. Siz de takip edin. 1, 2, 3. Sol, la, si, la. 2, 3. Sol, la, si, la. 2, 3. La, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Do, re, do, si, si, la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, 2, 3, sol, la, si, do, si, la, 2, 3, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi,
do re do si si la la. Birinci sayfa bitti. Ondan sonra ellerimi sağ el ikinci sayfaya geçerken hiçbir yere kıpırdatmıyorum. Sadece sol el beşinci parmak re'ye geliyor. Sol la 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 sol la si la. Sol la si si la la sol sol fa fa mi fa tekrara sol la 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 sol la si la sol la si si la la sol sol fa fa mi fa mi fa mi fa re. Yanlış yaptım. Mi'den alıyorum tekrar. Mi, fa, fa, sol, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, 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 la, sol, do, si, si, la, la, si, do, re, mi, sol, mi, fa, fa, sol, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, 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 la, sol, do, si, si, la, la. Bakın senyo işareti var. Senyo işareti en başta da senyo işareti var. Yani en başa dönüyorsunuz. En başa dönerken sol el bu sefer çok küçük bir hareket yapıyor bakın. La'dan hemen sole geçiyor. Ama sağ el uzun bir hareket yapıyor. En son la'da kaldık ya. Bakın ince sole gidiyor. En sondan başa dönerken sol la si la gibi şeklinde bitecek. Neden en başa dönüyoruz? Çünkü bakın ikinci sayfaya. İkinci sayfada en başında 3 tane söz olduğunu görüyoruz. Fikrimin ince gülü. Altında ellerin ellerimde. Onun altında ateşli dudakların. Yani bu 3 kıtadan oluşuyor. 3 sözü var. Yani 3 kere tekrar ederek parçayı çalıp söyleyeceksiniz. Ha söylemezseniz tabii ki de 3 kere tekrar etmenize gerek yok. Yine de tekrar edebilirsiniz. Belki de 10 tekrar edebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bu parçadan. Bir parçayı ne kadar çok seviyorsunuz o size kalmış. Şimdi özet şeklinde bir kere çalacağım. Ondan sonra da dersimi bitireceğim. Söyleyerek bir deneyelim. Özet şeklinde çalıyorum. Özeti çalmadan önce de şunu da hatırlatayım. Pedal arkadaşlar, oraya pedal ekledim. Pedal ister çalın ister çalmayın. Eğer çalarsanız da her ölçüde bir, yani her akor değiştiğinde pedalı yenileyin. Pedalla da güzel oluyor. Ben şimdi daha sade ve daha tane tane çalabilmek için, size duyurabilmek için pedalsız çalacağım. Ama ben de kendim çalarken pedallı çalıyorum. Şimdi pedalsız çalıyorum. Yaktın ah yaktın beni.
Evet, sonuna kadar çaldım. Çalmak istedim aslında. Şöyle her defasında nasıl farklılıklar yapılabilir? Hani akorlarda, süslemelerde, bazı akorları hatta farklı çaldım, la yerine do çaldım gibi. Yani tek düzelikten kurtarın. Siz de hem kendinizi geliştirmek için farklılıklar ekleyin yani parçaya. Yani hepsini her 3 tekrar ediyoruz. 3 tekrarda da aynı çalmak zorunda değilsiniz. Akorları değiştirmeyin. Yani akor değiştirmek birazcık daha akor bilgisi gerektiriyor. Akorlarda sabit kalın. Ama melodiyi çalarken küçük süslemeler yapılabilir. Her yerde yapılabilir. Yani size güzel gelen her yerde yapılabilir. Şimdilik dersimizi bitirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.